Okey. O zaman şöyle, bugün aslında biraz daha belli bir harekete odaklı, onun nasıl diyeyim, tüm vücudu kullanarak nasıl daha güçlü ve daha hızlı olabildiğini böyle anlamaya veya anlatmaya veya deneyimletmeye çalışacağım. Yani böyle birçok hareket yok. Aslında bir tane hareketi çalışacağız. Ama onu farklı nasıl diyeyim, hani ideal haline ulaşana kadar onu daha kısıtlı şekillerde yaptırmayı deneyeceğim. Ve umarım onun ideal formunda yapıldığında nasıl güçlü olduğunu, nasıl daha güçlü, daha hızlı geldiğini bir yerinden size hissettirmeyi umuyorum. Öyle diyeyim yani, bugünün teması bu. Şimdi klasik bir şekilde ayaklarımız genişliği açık. Derin bir nefes aldık. İyice yukarı uzanıp parmak ucuna, ayak parmak ucuna kalktık. Göğüs kafesi iyice açılsın. Of, ve nefes verdik. Bunu bir kere daha yapalım. Şimdi eller belde, boyun geride, yarım daire. İstediğiniz hızla yapın. Eğer daha yavaş yapmak daha iyi geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu esnada nefesinizi tutmamaya, yani rahat bir şekilde olabildiğince verip almaya devam edin. Şimdi önde yarım daireler. Devam edin. Ben bir gelen yok, şu an yok. Güzel. Şimdi tek kulağımdan, yani ters kol kulak tuttum. Birazcık nazikçe aşağı doğru bastırıyorum. Ama çok nazikçe. Şimdi diğer taraf. Şimdi de kafamın böyle ensemin biraz yukarısından aşağı doğru yine nazikçe, çok ağırlık vermeden bastırıyorum. Ve son olarak çenenin altından geriye doğru. Güzel. Şimdi omuzlar geriye doğru, daireler yapıyoruz. Şöyle yandan göstereyim. Şimdi geriden öne doğru. Yine nefesinizi kontrol edin. Yani nefesi kısıtlamadan, rahat ettiğiniz şekilde nefes almaya, vermeye devam edin. Şimdi bir kolları sallayalım. Şimdi önünüzde arkanızda mesafe olduğundan emin olun. Sağ kolu öne doğru döndürüyoruz. Yapabiliyorsanız böyle biraz rahat bırakın kolu. Yani böyle zorla çevirmek gibi değil. Hatta vücudunuz bir miktar bu harekete eşlik edebilir. Yani kalçadan kolun hareketine eşlik edilebilir. Şimdi aynı kol ters tarafa, geriye doğru. Şimdi diğer kolu yapacağız. Öne doğru yine. Şimdi geriye. Güzel. Tekrar salladık kolları. Şimdi kolları iki yana bir T gibi açtık. Dirsekleri bükmeden minik minik geriye doğru daireler yapıyoruz. Küçük küçük.
Şimdi öne doğru. Tekrar geriye. Ve tekrar öne. Güzel. Salladık kolları biraz. Şimdi omuzdan tutup yana doğru kolu çekiyoruz. Omuz ve belki de kürek kemiğini hissedebilirsiniz. Devam edin. Bir geldi. Şimdi diğer kol. Yine dirseğin birazcık yukarısından diğer kolu sıkıştırıp pardon. Selam Yağmur. Isınıyoruz. Direkt dalabilirsin. Güzel. Kolları sallayalım. Şimdi sol dirseğimi geriden yakaladım. Ve sağa doğru çekmeye çalışıyorum. Sol elimde kürek kemiklerimin arasındaki boşlukta. Kafayı eğerseniz daha az çeker. Kafayı dik tutarsanız biraz daha fazla hissedersiniz. Amaç şu kısımda hissetmek. Güzel, değiştirelim. Dirseği geriden yakaladık. Bu sefer sola doğru çekiyoruz. Sağ elimde kürek kemikleri arasında. Güzel. Şimdi avuç içim karşıya bakacak şekilde uzattım. Amaç kolun iç kısmını birazcık hissetmek. Dirsek ne kadar düz olur ve sanki karşıya doğru kolumu uzatmaya çalışıyormuş gibi yaparsam o kadar çok hissedeceğim. Bir de şimdi aynı kol. Bu sefer de elin üzerinden tuttuk. Yine aynı şekilde olabildiğince dirseğim düz ve sanki karşıya doğru kolumu uzatmaya çalışıyorum. Aynı esnada da bilekten geriye birazcık çekiyorum. Bileğiniz ne kadar hassassa ona göre baskı uygulayın. Şimdi diğer kol. Yine bu sefer avuç içinden. Şimdi elin üst kısmından. Güzel. Kolları sallayalım bir. Şimdi yine böyle etrafınızda kol boyu mesafe olan emin olun çarpmaması için. Kollarımla bir yana ve diğer yana dönüyorum. Ayakları da kullanalım. Ve kollar rahat bir şekilde dönüyor. Yani savruluyor aslında bir bakıma. Güzel. Tekrar bir kolları sallayalım. Bacakları da sallayalım. Bacakları da, yani bugün kol bir aslında vuruş tekniği olarak bir kolla yapılan bir tekniği göstereceğim ama aslında bütün hareketler, bütün vücudu kullanarak yapıldığı için bacakları da ısıtacağız. Yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz yani ısıtırken. Şimdi ayaklar yine omuz genişliğinde açık. Kalçamı ve karnımı yani pelvisimi önde kilitledim. Karnımı da birazcık sıktım. Belin alt kısmı hiçbir şekilde hareket etmeden bir yana ve diğer yana eğiliyorum. Şuradan göstereyim. Gidebildiğiniz kadar eğilip yukarı ortaya ve diğer tarafa. Güzel. Şimdi ayakları biraz daha geniş açabiliriz. Beli çevireceğiz.
Tam daireler. İstediğiniz yönde başlayabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa. Güzel. Şimdi isteyenler sandalye varsa sandalye ya da duvar ya da benzer bir şey tutunabilirler. Tutmuyorsanız dışarıda kalan ayağımla ileri geri savuruyorum. Yine burada şey gibi değil, yani direnç egzersizi mantığını değil. Savurma mantığında ısıtıyoruz çünkü. Ne kadar yukarı ya da geri gittiğinin de çok önemi yok. Biraz hareket ettirmek, ısıtmak amaç. Şimdi diğer taraf. Güzel. Tek ayak üzerine dengeli durduk. Sol ayak yerde, sağ dizin altından tutup çektik ve bileği çevirelim. Diğer tarafa. Güzel. Şimdi diğer bacak aynısı. Diğer taraf. Güzel. Bir yudum su içelim. Isınma kısmı böyleydi. Şimdi hareketin kendisine geçmeden kısa bir adım hareket, yani vuruşlar arasında aslında geçişleri kolaylaştıran şeylerden bir tanesi gardımız. Geçen hafta yapmıştık, tekrar hatırlatacağım. Bunu bu standart duruş pozisyonu ve bu pozisyonda aslında ileri geri yanlara her yere gidebilmemiz lazım. Bu duruşu bozmadan. Bu bir adım çalışması bu anlamda. Ve gölge boksunun normalde klasik anlamda temel şeyi, temel hareketi diyebilirim. Şimdi biraz onu yapacağız. Ben birazcık ayakları görecek şekilde indiriyorum. Şimdi ayaklar bitişik. Sağ ayağı 90 dereceden daha fazla geriye aldık. Parmak ucundan ayağı dışarı açtım ve koydum. Ayağım 45 derece dışarı doğru bakıyor. Sağ ayağım. Yani yaklaşık şöyle bir omuz genişliğinden biraz daha fazla bir çaprazınız olacak. Topuklar aynı hizada olmasın önünüze doğru veya yani şu hizada değil, açıklar birbirinden. Ve burada birazcık ağırlığımızı ön ayağa ve geri arka ayağa verip birazcık hissetmeye çalışalım önce. Eller aynen yukarıda. Şimdi mantık şu, eğer istediğim şey öne doğru gitmekse oraya en yakın ayağım önce gidecek, diğeri takip edecek. Yani şöyle yürünmüyor, onun yerine ön ayak gidiyor, geri takip ediyor. Eğer aynı şekilde geri gitmek istersem arka ayağım, yani geriye yakın olan ayağım önce gidiyor, diğeri takip ediyor. Aynen. Birkaç kez şimdi şöyle yeriniz ne kadar varsa ileri ve geri gidelim. Eller yukarıda durmaya devam ediyor. Ufak ufak salınmaya devam edin. Yani nasıl diyeyim? Sağ şey değil, vücudum, omuzlarım, kalçam, belim ve dizlerim ayrı ayrı hareket ediyor. Orada bir aslında akış var. Size doğal gelecektir eğer izin verirseniz onu hissetmeye yavaş yavaş. Onu hissetmeye çalışın. İleri geri. Güzel. Şimdi de sola gitmek istersem en yakın ayağım sol. Sol gidiyor.
Sağ takip ediyor. Sağa gitmek istersem oraya yakın ayağım sağ. Sağ gidiyor. Sol takip ediyor. Birkaç kez de sağ ve sola yapalım. Kalçayı, beli, omuzları çevirin mutlaka. Yerde kalan, yani ayaklarınız yere basmaya devam etse de onları çevirmekten de çekinmeyin. Çünkü aslında kalçanın ne kadar açılabileceğini ayakta yerde duran ayaklarınızın açısı belirliyor. Yani şöyle durursam buradan dönmem daha zor ama birazcık ayakları açarsam çok daha fazla geniş bir açıyla dönebiliyorum. Şimdi karışık istediğiniz gibi öne geriye, yanlara. Güzel. Bir kolları, bacakları sallayalım. Şimdi bugün yapacağımız şey, her iki kol için de ayrı ayrı yapacağız. Sağ taraf için gösteriyorum. Aslında bir çeşit yukarıdan, biraz yukarıdan gelen bir kroşe gibi. Yani karşımda birinin olduğunu varsayıyorum. Tam karşımda olduğunu varsayarsam eğer, onun kafasına hafif yukarıdan, ben eğiliyorum ama benim vuruşum aslında yine de tam karşıma geliyor. Böyle bir vuruş. Bunu seçmemin sebebi şu, aslında burada bu vuruşun gücünü sağlayan şeylerden bir tanesi kolumu ne kadar savurduğum. Yani bu aslında bu çalışmaların da bir mantığı, vücudun kapasitesi, o yani özellikle belki de hani çocukken çok fazla işte topa vurmak vesaire gibi şeyler yapmamış olan insanlar için o şey hissini anlatmaya çalışmak. Vücudu tüm tamamını kullanarak bir şeye vurma hissini anlatmaya çalışmak. Dolayısıyla o yüzden bu vuruşu seçtim. Bu vuruş eğer sadece kolumla yaparsam çok güçsüz gelecektir. Yani tabii ki de belli bir gücü var ama asıl gücü veren şey savurmamla geliyor. Ve şimdi bunu aslında size ufak ufak anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce ayaktayız. Bir vuruşu olduğu gibi yapmaya çalışacağım. Sonra vuruşu parçalarına ayıracağım. Ve o dediğim şeyi hissettirmeye çalışacağım. Sonra bakalım acaba bir şekilde başarılı olacak mıyım diyelim. Şimdi gardımız kapalı, yukarıda, alın hizasına yaklaşık olarak. Yapacağım şey, hafiften kendi soluma doğru eğilirken hafif çene, sağ elim aynı anda çıkıyor ve birazcık yukarıdan dirseğim 90 dereceyi bozmayacak şekilde, yani buradan geliyor, vuruşu bitirdiğim anda hala 90 derece var. Ve yumruğum kapalı. Arkadaki ayağa mutlaka dikkat edin. Yani sağ ayak. Eğer ki sağ ayağı parmak ucuna kalkıp çevirmezsem vuruş güçsüz olacak. Yani bir aslında koordinasyon var. Güç ayaktan geliyor. Ayağın rotasyonu, kalçanın dolayısıyla rotasyonu ve aynı anda öne doğru eğilip kolumu savurmamla geliyor. Şu an hani o koordinasyon oluyor olmuyor çok fazla takılmayın. Bu zamanla öğrenilen bir şey. Ama gerçekten yerden gücü ta ayağınızın bastığı yerden aldığınızı hayal etmeye çalışın. Bir miktar yardımcı olabilir. Ve vuruşu yaparken de nefes veriyoruz. Ben şöyle bir bakıyorum herkese.
Güzel. Başta hani kol çevirirken böyle bir savurmaya çalıştık veya şöyle yanlara dönerken kolları savurmaya çalıştık ya. O esnadaki savurma hissini eklemeye çalışın birazcık. Yani kontrollü bir şekilde gelmiyor. Tabii ki de önünüzde kendi kafa hizanızda bir yere hedefliyorsunuz. Ama yine de çok kontrollü, kontrolden ziyade bir savurma hali var. Aynen. Güzel. Şimdi kolları sallayalım. Şimdi dinlenirken izleyebilirsiniz. Aynı vuruşu sol tarafta çalışacağız. Bunun için gardımızı değiştireceğiz. Yani şöyle demin sağ ayağı geriye almıştık. Şimdi bu sefer sol ayağı dışarı açıyorum. 90 dereceden daha fazla. Parmak ucundan geriye basıp 45 derece biraz gibi dışarı açıyorum bacağımı. Şimdi burada bu sefer sağ tarafım karşıya daha yakın. Sağ omzum, sağ bacağım karşıya daha yakın. Ve sol geriden geleceği için daha güçlü gelecek. Eller yukarıda. Ufak ufak salınalım. Ve sağa doğru eğilirken ayağım kalkmış şekilde vuruş. Devam. Ben şöyle izliyorum. Yumruk hafif yukarıdan aşağı doğru gelecek. Yani tam 90 derece değil tabii ki. Ama yukarıdan aşağı doğru gelen bir yumruk gibi düşünün bunu. Yatay da gelmiyor. Tamamen dik de değil. İkisinin arasında bir şeye geliyor. Aynen güzel. Şöyle birkaç önerim var. Kalçayı şu hareketi yapmak, yani hareketin aslında ve tüm vuruşlar için geçerli bu. En önemli kısmı ayağı kaldırıp kalçayı çevirmek. Şu veya şu. Şimdi dediğim gibi isterseniz su içmek isteyen varsa bir ufak su molası vesaire verebiliriz. Şimdi böyle şeyi parçalarına böleceğim. Hareketi aslında ve o dediğim tüm vücudu kullanmanın hissiyatını tekrar yani bu sefer ne derler? Başta yaptığımıza geri döneceğiz. Bu arada isteyenler bir önce yerle dizimizin üzerinde olacağız. Eğer dizi acıyan olursa mat, yastık, canınız ne isterse yani hareket ettirmeyeceğiz. Sadece dizler yerde olacak. Geri geldim. Okey, şimdi dizlerin arası rahat ettiğiniz bir mesafede açık olabilir. Yani bitişik olmalarına gerek yok, daha zorlanırız. Amaç zorlamak değil sonuçta. Şimdi istediğim şey şu, burada yine garddayız. Ve az önce yaptığımız vuruşu, yani yukarıda hafif çene sola eğilirken kolumla böyle yaklaşık bir 45 dereceden yukarı gelen vuruşu yapma şeyini. Burada güçlü yapmaya çalışmanızı istiyorum. Yani şu an elimizde artık kalçayı ve beli döndüremediğimiz bir şekilde kilitledik aslında kendimizi. Amacım biraz bu. Bu vuruşu sadece üst vücudu kullanırsak neye benziyor birazcık aktarmaya çalışacağım. Nefes verelim vururken. Vuruş biraz daha önünüze gelsin. Mesela Elif çok yana doğru değil, öne doğru gibi düşün. Yani senin tam çenenin hizasında bir başka kafa var. Tam önünde, yanında değil, önünde. Sen eğilsen bile sola doğru kolun senin o önündeki hedefe ulaşmaya çalışıyor.
biraz daha kol öne doğru, ortanıza doğru. Yani ayna olsa aynada kendi görüntünüze doğru aslında vuruş yapıyor olurdunuz. Eğer denememiş, yani bunu yani hissetmemiş olan veya belki fark etmemiş olan olabilir. Bu vuruşu yapma anında karnınızı ve kalçanızı ne kadar sıkarsanız o kadar hızlandırma veya güçlendirme ihtimaliniz olacak bu vuruşu. Bir onu hissetmeye çalışın veya sıkmadan denemeye çalışın. Arada bir fark var mı? Güzel. Şimdi diğer kolu yapalım. Vücut aynı şekilde. Bu sefer sağa doğru hafif eğildim. Ve kolu ortaya doğru yukarıdan aşağı savurduk. Güzel. Bir kolları sallayalım. Yavaş yavaş dizleriniz ağrıdıysa da kalkabiliriz. Bir bacakları sallayalım. Şimdi şöyle yapacağım. Yani üstteki hareketi tek başına denedik. Şimdi bu bölgede gerçekleşen hareketi tek başına anlatmaya çalışacağım. Birazcık şunu indireyim yine. Şimdi elleri şöyle, yani rahat ettiğiniz bir şekilde geride tutalım. Ama gard pozisyonunda bacaklarım. Dolayısıyla yine sol tarafım önde. Yani sol bacağım da önde, sol omzum da nispeten daha önde. Ve şimdi bu şekilde istediğim şey şu. Sağ parmak ucuna kalktık ayakta ve tek hamlede kalçayı çevirdik. Omuzla beraber döndü. Yani şöyle düşünün, sanki birine omuz atmaya çalışıyorsunuz. Sağ omuzu önünüzdeki birine, tam sizin önünüzde duran birine sağ omuz atmaya çalışıyormuşsunuz gibi düşün, ama hareket ayaktan geliyor. Parmak ucuna kalktıktan sonra kalçayı savuruyorum. Omuzum onu takip ediyor. Ve mutlaka nefes veriyoruz. Öne eğilmekten ziyade olduğum yerde dönüyorum. Devam edelim. Bir bakıyorum. Aynen, çok güzel. Yapabilirsiniz hatta sağ omuzu iyice abartarak, yani omuzu da en son bir miktar daha öne itebilirsiniz. Aynen, çok güzel. Şimdi diğer garda geçelim. Eller yine aynı şekilde durabilir. Yorulduysa bir sallayın. Yoksa arkada yine birleştirdik. Ve şimdi sol parmak ucuna kalktım. Bir anda aslında patlayıcı güç dediğimiz şey devreye giriyor. Bir anda gücü tamamen boşaltmaya çalışıyoruz. Devam edelim birkaç kere daha. Ben de bir bakıyorum aslında da. Devamına geçmeden, yani devamı zaten asıl vuruşu tekrar tamamına erdireceğimiz tırnak içinde kısım.
Şunu bir sadece hissetmenizi veya bir yani devam ederken şunu aklınıza getirmenizi rica ediyorum. Bu pozisyondayken yani kaldırdım, çevirdim. Burada ağırlığınız nerede? Yani hangi ayaklar arasında ağırlık? Bu ayak tamamen işlevsiz mi kaldı yoksa yere basıyor mu hala? Normalde doğrusu 50, %50-50 değilse bile bu ayakta mutlaka güç kalması. Yani eğer ki bunu yaptığınızda siz bu ayakta artık hiçbir vücudun ağırlığını taşıma şey kalmadığını düşünüyorsanız bir miktar daha ayağı çevirdikten sonra şöyle hayal etmeye çalışın. Çevirdiğiniz ayak parmak uçlarınızın altında diyelim ki bir yani biraz ezbere örnekler veriyorum ama böyle anlatıldı belki bana da. Sanki ayağınızın altında bir sigara izmariti var ve onu söndürmeye çalışıyorsunuz. Ayağı kaldırdım, parmak ucu o kadar yere basıyor ki yaptığım şey aslında orada bir şeyi ezmek. Bu sayede orada ağırlık kaldığından emin olabilirsiniz. Bunu düşünerek birkaç kere daha her iki taraf için de yapalım. Burcu ayağını biraz daha çevirebilirsin. Yani kaldırıyorsun. Ama birazcık da içeri doğru çevirebilirsin. Aynen. Aynen. Okey, şimdi tekrar böyle bir kolları, bacakları sallayalım. Su içmek isteyen varsa su içebilir. Sanırım birazdan bir gir çık yapmamız gerekebilir. Onu da bir şey yapacağız. Hatırlatacağım. Şimdi aslında tekrar başa döndük. Tüm hareketi az önce yaptığımız parçaları birleştirerek tekrar düşünmeye çalışın. Yani garddayım. Arkadaki ayağım, sağ ayağım yerden kalktı. Ve omzumu atarken kalçamla beraber kolumu da savuruyorum. Bakıyorum. Arka ayakta mutlaka ağırlığınızı hissetmeye çalışın. Orada vücudunuzun %40 belki bir kadar bir ağırlığı olsun mutlaka. Yani aslında çok ayakları yere basan bir çalışma yapıyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Yani tüm bu Tayland boksunun en önemli şeylerinden bir tanesi ayaklarının yere sağlam basması. Güzel. Şimdi tekrar bu sefer gard değiştirerek aynı tarafa ayağı yerden kaldırıp kalçamı ve omzumu savururken buna kolumu ekliyorum. Yani aslında kol bütün yerden gelen gücü en son artık yumruğa kadar taşıyan ve onu ileten araç. Gücün kendisini yaratan şey değil, iletkeni gibi düşünebiliriz. Güzel. Aynen, çok güzel.
Okey, şöyle bir kolları, bacakları sallayabiliriz. Su içmek isteyen varsa aynen su içebilir. Şeyi merak ediyorum, yani bu dediklerim arasından hani bir nasıl diyeyim? Ya bir anlam ifade etme şeyi ne kadar nasıl diyeyim? Yani aslında hani ilk derse gelenlerle konuştuk ama bazılarınız daha önce gelmedi. Sonuçta aslında bu bir dövüş sporu ve birebir öğretilen bir şeydir. Ben tabii ki de burada dövüş sporunun kendisini öğretiyor olduğumu iddia etmiyorum. Vuruş mantığını anlatmaya, belli teknikler çerçevesinde bunu anlatmaya, hissettirmeye amaçlıyorum. Hani ne kadar çok geri bildirim olursa ben de o kadar neleri değiştirebilirim, neleri iyileştirebilirim bilirim. Hani uzun uzun illa konuşmak için olmayabilir. Hani isterseniz yazabilirsiniz de. Ama şu an mesela bugün için buna hani eğer böyle hızlı bir feedback varsa ekleyebileceğim bir şey var mı? Hani bu soğumaya geçerken diye bir şey yapabilirim. Yani ben pozitif bir bildirim yapabilirim ama hani o mesela sigara ezbere olduğunu söyledin ama aslında o çok iyi bir hatırlatma oldu. Çünkü insan onu şey yaparken o ağırlığı düşünmeyi tabii ki düşünemediği için oradan itibaren ben tekrar oraya bakmaya başlayabildim. Mesela o çok iyi bir geri bildirimdi. Hani daha erken bile gelebilirdi belki. Hani öyle bir şey Anladım. söyleyebilirim. O iyi oldu. Burcu sen bir şey mi? Evet, benim için de parçalara bölmek çok iyi oldu. Yani ilk başta çünkü görerek sadece yapmak biraz zor oluyor. Bedenimin her yerinde ayrı ayrı hissetmek çok çok faydalı. Yani sonunda daha bilinçli yaptığımı fark ettim ikinci yapışta. O açıdan çok iyiydi. Peki terlediniz mi? Yani bir miktar terleme şeyi yarattı mı? Okey, süper. Evet, ben terledim. Süper. Ben soğuktum hatta o derece. Ben de her an öyle bir şeyler yapabilirim galiba. Süper. Okey, o zaman sanırım Zoom bize biraz daha zaman veriyor herhalde gibi anlıyorum şu an. Ya evet, demin mesaj geldi, uzatıldı Okey, diye. tamam. Aynen. Süper. O zaman isterseniz böyle kısa bir hani nabzı tamamen düşünmeden kısa bir şey bunu pekiştirelim diyeyim. Ondan sonra soğumayla bitirelim. Şöyle şimdi tekrar. Bu arada bir şey daha ekleyebilir miyim? Belki herkese yardımcı olur. Ben Zoom'u üstte küçük ekranlarla görüyorum. Hani seni büyük ekrana alıp. Orada kendimi de seninle beraber karşılaştırınca bazen hani duruşumu görebiliyorum. Biraz ayna etkisi yapıyor. Öyle kullanmayan varsa kullanabilir diye düşünüyorum. Yani sen kendini benimle beraber büyük mü görebiliyorsun? Büyük değil, küçük görüyorum ama Tamam. yaklaştığım zaman hani en azından Anladım. birazcık ayna etkisi görüyor. Anladım. Okey, süper. Okey, şimdi tekrar sol garddayız. Yani sol bacak önde. Şimdi istediğim şey şu. Az önce en baştaki şeyi düşünelim. Gideceğiniz yönü kendiniz belirleyin ve aslında doğal olarak oraya en yakın ayağınızla gidip bulunduğunuz alan ne kadar el veriyorsa biraz dolaşın ve sayıyı saydığım zaman bulunduğunuz yerde adımı bitirip bir tane sağ overhand kroşe yapıyoruz. Yani saymadığım noktada serbest dolaşıyorsunuz alan ne kadar el verirse ve sayı da beraber nefes vererek vuruşu yapıyoruz. Bir. Devam. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On.
Güzel. Şimdi ters gardayız. Sağ bacak önde. Aynı süre devam ediyoruz. Sayılı bu sefer soldan overhand kroşe. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Güzel, kolları salladık. Evet, yavaş yavaş nabzı birazcık yani nefes normale dönüp nabzı düşürdüğümüzde ufak stretching hareketleri yapacağız. O esnada şu an nabzı düşürmek için, rahatlamak için kol bacak sallayabilirsiniz, su içebilirsiniz. Bacakları da salladım. Güzel. Şimdi tekrar en başta yaptığımız parmak ucuna kalkıp derin nefes, yukarı uzanma. Bir kere daha yapalım. Güzel. Şöyle yükselteyim. Boynu çekelim hafifçe de. Hareketi bozmadan derin bir nefes alıp nefesi verirken karşı omzumu sanki aşağı doğru itmeye çalışıyorum. Böylece burada daha fazla bir çekme hissedebilirsiniz. Yine de nazikçe yapalım. Güzel. Yavaşça bıraktık. Diğer taraf. Önce sadece nazikçe çekelim. Şimdi derin nefes alıp nefes verirken omuzu aşağı doğru itiyoruz. Güzel. Yavaşça çekip boynu. Birkaç kere istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Tekrar omuzu çekelim. Aynen. Dirseğin üst kısmından kendime doğru bastırıyorum ve karşı çapraz yana doğru çekiyorum. Şimdi diğer taraf. Yine dirseğin üst kısmından kendime bastırıp yana doğru çeviriyorum. Güzel. Yine başta yaptıklarımızdan dirseği tutup yine çekiyoruz. Bıraktık. Diğer taraf. Çektik. Süper. Beli çevirelim yine. Tam daireler.
ters tarafa. Güzel. Şöyle kamerayı biraz aşağı indireyim. Şimdi sağ ayağımı topukla hafif öne çarpması rahat ettiğiniz bir yere koyuyorsunuz. Sol diz istediğiniz kadar bükülebilir. Esnekliğinizin el verdiği derecede sağ bacağı bükmeden dizden düz bırakarak esniyoruz üstüne doğru. Yani sağ bacağımın üzerine doğru esniyorum. Önemli olan sağ bacağın arka tarafını hissetmeniz ve dizi bükmememiz. Şimdi aynısı diğer tarafa. Sol ayağımı topuktan koydum. Sağ dizi büktüm. Şöyle yandan göstereyim. Solum dümdüz ve rahat ettiğim veya çekmeyi hissettiğim yere kadar eğiliyorum. Yani bu dizden tutmak olabilir. Kalf demişim. Ama kemiğin ismini unuttum. Neyse, bacağın ortasından olabilir veya bilekten, ayaktan olabilir. Nereden isterseniz tutabilirsiniz. Güzel. Şimdi bacakları birazcık sallayalım. Sol ayak yerde dengede. Sağ geriden ayağı tuttuk. Çekiyoruz. Burada da nasıl rahat ederseniz, ne kadar esnekliğinize bağlı olarak. Önemli olan sağ bacak quadricepsinin bu bölgeyi hissedin. Dizleri ne kadar birleştirirseniz o kadar çok çekecektir. Şimdi diğeri. Tuttuk. İstediğiniz pozisyonda birazcık bekleyelim. Güzel. Bacakları birazcık açtık. Çapraz göstereyim. Rahat bir şekilde bıraktık kendimizi. Yani bacakları dümdüz yapmak zorunda değilsiniz. Rahat ettiğiniz kadar bükülüp kolları, dirsekleri birbirine, dirseklerden tutup birazcık daha bırakmaya çalışın. Boynu özellikle. Boynu ufaktan sağa sola gelip hareket ettirip rahat olduğunu emin olabilirsiniz. Şimdi elleri çözdük ve çok yavaşça kalkalım. En son baş kalkacağız. Son bir kere tekrar derin nefesle. Evet. Bugünkü çalışmamız böyle bir kol vuruşu diyelim. Yumruk tekniğiyle bir şeyi, ne derler, savurarak vurma hissini tattırmak üzereydi. Umarım başarılı olmuştur. Çok keyifliydi. Çok sevindim. Evet, yani aslında amaçlarımdan bir tanesi de şunu yani hissettirmeye çalışmak. Aslında ben yani nasıl diyeyim, bir şeyle başa çıkmaya çalıştığımız zaman sadece kolumuzun gücü belki kolumuz güçsüz olduğu için ya da antrenmansız olduğumuz için falan filan, hani bunlar tabii ki de birer etken, bir fiziksel bir durumla başa çıkma esnasında, ama aslında asıl güç vücudun tamamının kullanımından geliyor. Yani sadece bir uzvun kendi gücü değil bizi belli bir durumdan çıkarabilecek olan şey. Aslında yani zaten neredeyse hiçbir dövüş, yani en azından benim diyeyim ki repertuarımdaki
dövüş sporlarının hiçbirinde böyle sadece bir uzvun gücü kullanılmıyor. Aslında bütün vücut kullanılıyor. O bir akış aslında gerçekten. Yani hani bunu çok işte enerji akışı falan diye de belki hani şu an çok kullanılan bazı şekillerde de açıklanıyor. Yani açıklananları derken hani ona da benzetebiliriz. Ama hani kafan yani hangi şekilde anlatılacağı hoşunuza giderse gitsin ve hangisini kendinize yakın hissediyor olursanız olun. Nihayetinde gerçekten gerçekten vücudun içinde bir hareket akışı var. Yani demin yaptığımız o işte ayak sanki işte sigara eziyormuş gibi yaptığınız anda da zaten aslında siz orada o ayağın hareketiyle oluşturduğunuz o hareketin yarattığı momentumu kalçaya aktarıp onu omuza aktarıp onu sonunda kolun hareketiyle birleştiriyorsunuz. Yani nihayetinde gerçekten orada bir akış var. Onu ne kadar hissederseniz kolunuzun, bacağınızın tek parça halinde gücünden bağımsız olarak tüm beden aslında kendi başına çok şeyi becerebilecek bir kapasitede. Yani her birimizin bedeni, her beden aslında bunu yapabilecek. Sadece bence o tanışıklığı, o akışta tanışıklığı bir onun kilidini bir açmamız lazım gibi geliyor. Umarım bütün bu çalışmalarda ona fayda sağlar. Sorabilir miyim? Ya bu savurma halinde peki yani hiç mi kolun kendi gücü ve kontrolü hiç etkisi olmuyor mu? Yani tamamen savurma mı yoksa bir yerde yine böyle sıktığımız bir taraf var mı? Tabii ki de sıkmak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta şimdi tek bir seferde birini indirirsen evet sonrası vurduktan sonra o kolu ne kadar hızlı geri çektiğinin hiçbir önemi olmaz. Hani bir kere vurdun yıkıldı okey ama hani sonuçta şey böyle olmuyor. Niye mesela diğer el yukarıda her zaman bir şey vururken? Çünkü hemen bir sonraki harekete geçişleri kolaylaştıran bir pozisyon tutmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde de vuruş yaptıktan sonra amacım onu en hızlı şekilde başlangıç pozisyonuna geri döndürmek. Dolayısıyla bunun için eğer ben zaten kolumu tamamen diyelim ki bu kol vuruşundan bahsediyorsak kolumu tamamen boşa savurursam yani boşa değil yani vücudumdan aldığım o gücü kontrollü bir şekilde savurmazsam zaten hızlı geri çekemem. Hızlı geri çekemezsem bir sonraki harekete ne derler aktaramam aslında o gücü ve de tam tersi belki karşı taraftan bir o esnada bir şey gelebilir. Oradan bir vuruş gelebilir. Dolayısıyla aslında yani zamanla hani bunun şey olacağını umuyorum. Aslında vuruşu yapan uzuv da kendi içinde bir kontrol ve belli bir gerginlik durumunda olmalı. Ama o akış ve gerginlik aslında birbirini yemeyen, yani birbirinin üzerine geçmeyen bir şey içerisinde bulunabilmeliler. Denge içerisinde. O da böyle yapa yapa ancak hani o his belki hani bir kere yakaladıktan sonra üzerine tekrar tekrar çalışılacak. Bazen o his bir kere yakalamışken kayboluyor, sonra çalıştıkça tekrar bulunuyor. Böyle bir yani bu şeyin doğal hani bu sürecinde doğal şeyi bu aslında. Devam etmek gerekiyor sadece yapmaya. Böyle. Çok açıklayıcı oldu, sağ ol. Başka bir sorusu olan ya da yorumu olan var mı acaba? Okey o zaman. Şöyle diyelim, yani bir aksilik olmazsa çarşamba akşamı için, çarşamba 8 katılabilenlere bekliyorum. Yoksa da pazar zaten devam ediyor olacak. Böyle böyle umarım bir yerlere varacağız. Ve belki bir gün dışarıda bir yerlerde fiziksel olarak da bunlar yapılabilir olur. Okey. Herkese çok çok sevgiler. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bye bye.